Herkese merhaba. Adım adım Kanada'ya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, uzun hafta sonu tatilini hemen değerlendirelim dedik. Bu hafta sonu 2 günlük tatilimiz var ve biz de Vancouver'a gitmeye karar verdik. Şimdi feribottayız. Sabahın oldukça erken saatleri ve hava biraz serin ama 2 gün boyunca güneşli olacakmış. Bol bol Vancouver'ı gezip size video çekeceğiz arkadaşlar. O halde hazırsanız. Hadi gelin başlayalım. Hoş geldiniz. Bugün Vancouver'dayız. Capilano Suspension Park'a geldik. Birazdan buranın o meşhur köprüsünden de geçeceğiz. Çok şanslıyız açıkçası çünkü tam Halloween yani Cadılar Bayramı zamanında denk geldik. O yüzden görüyorsunuz her yerde bal kabakları, Cadılar Bayramı konsepti var. Lafı daha fazla uzatmadan hadi gelin hep birlikte burayı keşfedelim. Yalnız burası fena sallanıyor. Bizim bu gittiğimiz Extreme Park'a benziyor burası hadi. Oy. Oo. Çok sallanıyor ya. Göya bunu tersten söyleyecek Atakan. Hadi ya. Evet, şimdi
İkinci durağımız olan Guest Town'dayız. Burası Vancouver'ın en turistik yerlerinden bir tanesi. Arkamızda gördüğünüz gibi buharlı saat var. Artık buranın bir simgesi haline gelmiş. Bu buharlı saat 1977 yılında buharlı sistemin bir parçası olarak yapılmış. Ve özellikle sokakta uyuyan insanları uyarmak amacıyla her saat başı ya da yarım saatte bir olabilir ötüyormuş. Buranın tam bir turistik merkezi, cazibesi halinde insanlar bu saatin önünde fotoğraflar çektiriyorlar. Guest Town'a gelecek olursak burası Vancouver'ın bence hüzünlü en güzel tarafı. Avrupa esintileri taşıyan güzel binalarıyla Vancouver'ı güzel yapan yerlerden bir tanesi. Evet, şimdi hem Guest Town'u hem Downtown'u hem de buraya çok yakın olan Chinatown'u keşfediyor olacağız. Hadi gelin hep birlikte buraları keşfedelim.
Evet, şimdi üçüncü durağımız Stanley Park'tayız. En önemli, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi Stanley Park. 400 hektarlık kocaman bir alana sahip ve içinde birçok yapılacak şey var. Biz de şimdi birazdan burayı keşfedeceğiz. Arkadan kazların da sesleri geliyor gördüğünüz gibi. Umarım seslerini duyabiliyorsunuzdur. Stanley Park'la ilgili biz gelmeden önce çok video görmüştük YouTube'da. Bütün vloggerlar buraya gelip bir şeyler çekmişti ve dedik ki şehrin ortasında 400 hektar bir park olur mu? Oluyormuş arkadaşlar. Yani arkada koca bir şehir, burada da kocaman bir park oluyormuş. O yüzden burayı gezmek şarttı. Evet, şimdi dördüncü duraktayız. Vancouver'ın Granville adasına geldik. Bugün günlerden Şükran günü, yani Thanksgiving. Gördüğünüz gibi o yüzden de çok kalabalık. Buranın özelliği ne peki? Burada çok güzel çeşit çeşit restoranlar, kafeler, hediyelik eşya satan dükkanlar var. Bununla beraber burada bir lokal pazar var. Bunun içerisinde çeşit çeşit görebileceğiniz meyveler, sebzeler taze taze ve yine yemek yiyebileceğiniz küçük dükkanlar da bulunmakta. Eğer Vancouver'a yolunuz düşerse, sadece bir gününüz dahi olsa burayı görmenizi, şöyle bir bakmanızı tavsiye ederiz. Gerçekten çok keyifli bir yer. O halde hadi gelin hep birlikte buraları keşfedelim. Vancouver ziyaretimizin sonuna geldik. Şimdi dönüş feribotundayız. Gezip size videolar çektik. Görmediğimiz çok yer vardı. Hala daha görmediğimiz çok yer var. Biraz yorulduk sadece. 2 günlük bir tempo biraz hızlı oldu bizim için. Bu kadar büyük bir şehir beklemiyorduk Victoria'dan sonra. Biraz yoruldu. Victoria mı, Vancouver mı? Ya ben Victoria'da galiba huzurluyum arkadaşlar. Victoria biraz daha sakin ve rahat. Vancouver büyük şehir.
Evet, Victoria'dan sonra Vancouver gerçekten büyük bir şehir geldi bize. Biz 9 aydır Victoria'da yaşadığımız için o büyük şehrin o tantanasını unutmuşuz. Eğer büyük şehir seviyorsanız Vancouver gerçekten güzel bir şehir. Ama biz Victoria'cıyız. Daha böyle Avrupa tarzı, biraz daha sakin bir şehir seviyorsanız, daha temiz, tertemiz bir şehir seviyorsanız Victoria. Vancouver bazı noktalarda biraz hayal kırıklığı yaşattı açıkçası. Çok temiz gelmedi. Yine çok güvenli de gelmedi bize. Ama yine de güzel, keyifli bir şehirdi. Genel olarak izlenimlerimiz böyle. Umarımız videomuzdan da keyif almışsınızdır. Videoyu da iyi bağlayacağız inşallah. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.